kimse yok. Sadece Livakovic var ama Livakovic kafayı kaldırmadan vurduğu için Sara, bu arada ceza sahasında yükseklik kazanan top, Osimhen ceza sahasında yükselttiler topu, uzaklaştıramadık henüz. İsmail şimdi sert bir vuruş, top Livakovic'e rağmen ağlarda. Torreira'nın önünde kaldı top, bir anda yükseklik kazanan top. Torreira'nın sert vuruşu Livakovic kornere çeldi mi acaba derken onun temasına rağmen top ağlarımıza gitti. Bu da 21. dakikada maçta Torreira'nın attığı gol olarak kayıtlara geçiyor. Olağanüstü bir kurtarış yaptı az önce Livakovic. Bu top belki ondan daha kolay bir toptu. Görüntü olarak uzak mesafe top yere inerken vuruyor. Sağ solu geliyor. Köşeye giden bir top. Evet, sert bir vuruş. Livakovic doğru yerde aslında Saray. Yani burada temas ettiği topu ama yok. Direğe çarpıyor önce, ondan yok, sonra. Yok. Önce Livakovic. Direkt aslında bu gol Livakovic'e yazılacak büyük ihtimalle. Çünkü direğe çarpan top oyun alanına dönüyor. Evet. Livakovic uçtuğu için havada, uçarken yakalandı ve maalesef top ona çarpıp ağlarımıza gitti. İşte şimdi Galatasaray yaralarımızda tehlike olabilir. Kafa çaprazdan bir vuruş. Top ağlara gitti. Osimhen Mertens'e indirdi. Osimhen'in indirdiği top. Tabii ceza sahasına yapılan ortada, savunmada yine adam paylaşımını yapamadık. Ve ceza sahası içinde Osimhen'in indirdiği topta Mertens'in Livakovic'in üzerinden yaptığı vuruş top ağlara gitti. 28 dakika, yani iyi oynadığımız, rakip kalede pozisyonlar bulduğumuz bir mücadelede 2-0 yenik durumdayız. Tabii burada bomboş içeride Osimhen'in pasında Mertens. Çok yakın bir mesafe, çok rahat bir vuruş şansı. Burada son anda bir çabası var Livakovic'in ama çok kolay bir pozisyon değil onun açısından. 2-0'lık bir skor. Sara yerden pas, Sara ceza sahası içinde, Sara'nın vuruşunda top ağlara gitti. 59. dakika. Taç atışının ardından tek pasla topu ceza sahasına gönderdiler ve Sara'nın vuruşunda top ağlara gitti. Maçta durum 3-0 oldu. Yani maç boyunca zaten bu ceza sahası çevresindeki bu pas trafiğini bir türlü kıramadık. Yani ceza sahası içinde bu kadar rahat pas yaptırmamak lazım. Şimdi bir kere bu dönüş, sonrasındaki şu pas trafiği. Yani 4 kişinin arasında duvar pası yapıyorlar. Sonrasında top önünde kalıyor. Önü kapalı tabii Livakovic'in. Ya Fred'in o ne ilk o pozisyonda ne ikinci top takibinde. Bak burada Sara'yı iki pozisyonda da kovalaması lazım. Ya Fred'in dedim, ilk yarıda da söyledim. Yani kendi standartının çok altında bir Fred var bugün. İsmail ilk yarıda kötüydü. İkinci yarıda Amrabat geldi hamle olarak ama bu tabii Livakovic'in bu yakın mesafeden yapabileceği bir şey yok. Yani ya 15 dakika gol arayıp yine kalemizde golü gören biz olduk. İkinci yarıda başında aradığımız golü bulamadık. Yarım saat kala 3-0 yenik duruma düştük sevgili seyirciler. Derbide tahmin edilemeyen, çok öngörülemeyen bir skor var ortada. Yani gol pozisyonu bulduğumuz bir maç ama tabii sonuçlandırmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. 3-0'lık bir skorla önde şu anda sarı kırmızılar.